etmez misin içine? Yapıştır abi. Şöyle yapıştırıyoruz abi. Alta. Evet. Tamam. Bitti. Milliyet Farkı adı altında İngiltere'den satın alınan bir turun Türk vatandaşı tarafından satın alınan bir türün arkasından burada fiyat farkı, milliyet farkı olarak fatura edilmiş. Burada ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili müfettişleri görevlendirdiğini ve bununla ilgili ciddi denetimler yapıldığını ve bu konunun gündemlerinde olduğunu biliyoruz. Biz gündemimize aldığımızda baktık ki bu milliyet farkı birçok 5 yıldızlı otelde uygulanıyor. Bizlerde uygulanmıyor ama bize gelen tepkiler özellikle Türk misafirlerimizden sizde bu milliyet farkı var mı? Geldiğimizde fazla bir ödeme yapar mıyız diye sorular ve mesajlar almaya başladık. Telefonla birçok önceden rezervasyon yapan, erken rezervasyon yapan misafirlerimiz bizlere ulaştı. Bize dedi ki asla böyle bir şey yok. Bizde her milletten kişi sabit bir fiyat uygulanır ve bu fiyata satışlarımız gerçekleştirilir. Sadece bazı dönemlerde aksiyon fiyatları olur. Bu da yine herkese eşit miktarda uygulanır diye izahat vermeye başladık. Antalya Turistik Oteller Pansiyoncular Derneği'nin bünyesindeki otellerde tek fiyat, bütün pazarlarda tek fiyat diye bir şey yapalım diye istedik. Bunu da kendi web sayfalarımızda yayınlayalım. Otel girişlerinde kapılarımızda bir sticker yaptıralım, oraya yapıştıralım. En azından gelen kişilerin böyle bir endişeleri varsa da bu endişeden kurtulmalarını istedik. Bu 85 milyonda bir her Türk halkının yeri var orada. Yani değil millet farkı almanın Türk vatandaşlarına daha uygun fiyatlarla satılması gerektiğini düşünüyorum. Biz de Türk misafirlerimize her zaman öncelikli davranıyoruz esasında. Türk müşterimiz bize 12 ay lazım turizmin devamı için. Bu milliyet farkını destekleyen bir takım kamu görevlileri, dernekler açıklamalarda bulundu. Çok yanlıştır, çok hatalıdır. Yapılan faturalama şekli hatalı olabilir ama farklı fiyat uygulamak da hatalıdır. Yani biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız bununla ilgili fahiş fiyat uygulaması birçok denetimler yapıyor Ticaret Bakanlığımız nezdinde. Bu da çok değerlidir. Türk vatandaşına bir ürünü pahalıya satmak çok doğru bir anlayış ve yaklaşım değildir.